Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün kanalımda kabuska yemeği tarifi hazırlayacağım. Bir lahananın dörtte birini kullandım tarif için. Çeyrek lahanayla kıvamı lezzeti yerinde bir kabuska yemeği kanalımda sizleri bekliyor. Daha önce hiç bu yemeği denemediyseniz kesinlikle tatmanız yapmanız gereken lezzetlerden birisi olduğunu düşünüyorum. Gördüğünüz gibi lahanayı bir bıçak yardımıyla doğruyorum. Büyük kalan parçalarını elimle toplayarak küçültüyorum. Tüm lahanayı doğradıktan sonra iyice yıkayıp sonrasında bir süzgeç içerisine alıp içindeki suyu süzdürüyorum. Tarif için büyük boy bir tane kuru soğanı ince bir şekilde doğruyorum. Tencere içerisine 5 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı tereyağı ilave edip doğradığım soğanı tencere içerisine alıyorum. Soğan rengi dönüp pembeleşinceye dek kavuracağım. Soğan biraz pembeleştikten sonra içerisine bir tane acı kıl biber doğruyorum. İçerisine baharat eklemeyeceğim. İçerisine doğradığım biberin acılığı yeterli gelecek yemek için. Baya bir acı. Bu yüzden bir tane kıl biber doğradım. İçerisine yarım yemek kaşığı domates salçası, yarım yemek kaşığı biber salçası ekledikten sonra Salçayı tencere içerisinde kavuruyorum. Salçayı da biraz kavurdum. İçine bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum. Tuz oranını kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Salçayı da iyice kavurduktan sonra içerisine lahanayı ilave ediyorum. Tencere içerisine biraz lahana ekledikten sonra karıştırıyorum dibine. Yüksek ateşte pişireceğim için sarmasın diye. Yemeği yüksek ateşte kontrollü bir şekilde pişireceğim. Yemek içerisine su eklemeden 17 dakika daha pişmiş olacak. İçine yarım kahve filcanı Pilavlık bulgur ekliyorum ve ara ara karıştırarak pişirmeye devam ediyorum. Yemeğin ağzını kapatıyorum. Kontrolü bir şekilde pişirmeye devam ediyorum. Yüksek ateşte pişeceği için yemek kontrolü elden bırakmamak lazım. Altını kapattım. Soğuması için bir kap içerisine aldım, karıştırarak soğutuyorum. Soğuttuğum kabuskayı bir servis tabağına alıyorum. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu güzel lezzeti. Sizlere dilimin döndüğü kadar anlatmaya çalıştım. Umarım izlerken sıkılmamış, severek izlemişsinizdir. Yanında süzme yoğurtla servis edeceğim bu güzel tarifi şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videonun altına bekliyorum. Sizlerin görüşleri benim için çok değerli bazlama ekmeği ile içerisine biraz kabuskadan biraz süzme yoğurttan alarak afiyetle yedim. Sizler de hazırladığınızda benim kadar beğeneceğinizi düşünüyorum bu güzel lezzeti. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere herkese sevgiler sunuyorum.